hayal yanı, her şey aslında yanı başındaymış ama ben çok uzaklarda arıyormuşum. Yani işte ustalarda gördüğüm şeyin daha büyüğü aslında köyde yanı başımda, orada bir dede de, orada bir babaanne de, hepsi onlarda varmış. Zaman içerisinde onu anlamak. Bunu anlamak için tabii bir 30-40 yıl geçti. Ancak öyle anlayabildim. Şimdi ben onu anlatmaya çalışıyorum çocuklara. Bu projenin başlangıç noktası, evet, çocukluğuma dayanan, hani imkan olmayan köy çocuklarına bir şekilde imkan olabilmek. Böyle gibi görünüyor ama asıl şey bence şu anda bu kültüre, halk müziğine bağlamaya çok daha büyük hizmet. Bu çocuklar şu anda onun hizmetini veriyorlar. Çünkü biz Batı'da bunun eğitimini veriyoruz. Ama her şey suni kalıyor. Yani hani bir şey öğrenmek için beş duyudan geçmesi gerekiyor bilginin. Yani okursunuz ama onun enerji alanına girmiyorsanız, dokunmuyorsanız, kutlamıyorsanız o bilgi sizin değildir. Şimdi burada çocuklar tam da bir şey eksik sadece, onu tamamlamaya çalışıyoruz. Her şey, havasını kokluyorlar, dokunuyorlar, tadıyorlar, her şey var. Bir şey eksik, bu işin tekniğini öğretmek ve biraz boylarını, kilolarını ölçmemişler. Ne kadar boyu uzun, ne kadar kilom var onu bilmiyorlar. Biz buradan buraya gelerek onların nerede olduklarını, ne kadar güçlü olduklarını, ne kadar büyük bir sermayeleri olduklarını hatırlatıyoruz. Şimdi bizim bir tane okulda hocam vardı benim. Çalmayı çok seven birisiydi. Bir gün hep böyle çalmaya falan başladık. Ondan sonra bir gün bizim okul hayatı hocam geldi. Bana şarkı falan söylettirdiler. Ondan sonra 2 gün mü 3 gün mü geçti aradan. Hocam bana dedi ki Erdo Hoca'nın saz kursu seçimleri başlamıştı demişti bana. Biz gitmiştik falan böyle çok umutsuzdum falan yani böyle biraz. Bir 5 gün falan geçti ya da 1 hafta geçti. O sıra beni aldıklarını öğrendim. O sıra da doğum günümdü. Böyle çok duygusal çaldığımda mesela böyle içimden böyle bir şey olmuş gibi hissediyorum yani böyle. Üzülmüş gibi hissediyorum. Yani bu cem evlerinde de olur. Mesela biz gittiğimizde cem evine birisi çaldığında duygulu çalarsa mesela ağlayanlar olur falan yani ben de onun gibi hissediyorum. Buradan aldığımız verim Batı'ya göre, orada da ders veriyorum, burada da ders veriyorum. Buradaki 1 yıllık öğrencim, oradaki 4-5 yıllık öğrencinin seviyesine eşit. Böyle bir hızlı yol alıyoruz. Her şey bizim için ders burada. Ne görsek ve her şeyi görüyoruz zaten. İşte bugün 2 tane kaynak geldi. Başka bir gün bir tane yaşlı teyze geliyor da bir masal anlatıyor, masal dinliyoruz. Halk kültürüne dair ne varsa, yani bağlamanın hatırlattığı halk kültürüne dair ne varsa burada yaşıyor zaten. Ali Hacı Bey Kaşı Bey'dir. Ali Muzur Baba'dır. Ve bütün Dersim bölgesindeki yatan erenler hepsi Ali kendisidir. Bin bir donla baş göstermiştir. Yine Ali'dir, Ali'dir. Onun için iyi ki varsınız. Bu küçük yaşta bu güzelliği yansıtmışsınız. Hak Muhammed Ali yoluna baş koymuşsunuz, Erenler yoluna baş koymuşsunuz. Saz çalıp öğrenmesinizi zandan temenni ediyorum. Sizin burada da bu nefes söylenir mi? Tabii. Başka bir havayla söylüyor musun? Tabii. Onu dinleyelim. Yüzümden adam der ki ben bir fakirim. Aradım derdine bulmadım bir çare. Bu yöredeki yetenekli çocuklara nasıl ulaşabilirim fikriyle başladı her şey.
350-400 öğrenci seçime geldi. Bu öğrenciler arasında ilk başta bir 10-12 öğrenci belirledik. Sonra 25'e çıkarttık öğrenci sayısını. Geçen ay tam olarak bir yılını doldurdu. Mesela bugün gördüğünüz gibi kaynak kişiler geliyor. Ve biz genelde derslerimizi köylerde işliyoruz. O köye gittiğimizde belirlediğimiz şey şunlar. Bir unutulmuş oyun var mı, çocuk oyunu? Varsa onu mutlaka çocuklara oynatıyoruz. İki, unutulmuş bir yerel yemek var mı? İşte mesela buralarda bilinir zirfet, kavut, şiir gibi, çocuklara onlarla tanıştırmak. Unutulmuş bir masal var mı? Köyün yaşlı bilgesini çağırıyoruz. Mutlaka o köyde birisi var, böyle birisi. Kaynak kişi bizim açımızdan. Çocuklar mesela Ruhi Su'yu bilmiyorlar. Bu kaynak kişilerin yanı sıra Ruhi Su'yu dinleteceğiz. Ondan bir kesit, eserinden bir kesit dinleteceğiz çocuklara ve muhtemelen bir sonraki derste Ruhi Su ile ilgili bir parça öğretilecek çocuklara. Bu Hasret Gültekin için de yapıldı. Turan Engin için de yapıldı, Alekber Çiçek için de yapıldı. Çocukların müzikal gelişiminin yanı sıra farkındalık düzeyleri de geliştirmek istiyoruz.